Evet, bir de embriyonik gelişim soru çözümlerimiz vardı. Embriyonik gelişim soru çözümlerine bakmadan önce şu şekil üzerinden bir tekrar edersek eğer ki ne oluyordu? Sperm ve yumurta döllenme sonucunda bizim 2N kromozomlu zigotumuzu oluşturuyordu. Ve daha sonra bu zigotumuz mitozla birlikte iki tane hücreye bölünüyordu. Ve bunların her birine blastomer adını veriyorduk. Sanki olayın monomeriymiş mantığı gibi demiştik. Daha sonra bu hücreler gidiyorlar, bölünüyorlar, bölünüyorlar. Tabii ki de daha küçük hücrelere çünkü henüz kimseden beslenemiyorlar. Bu yüzden ağırlığımız azalıyordu. Bu yüzden tek bir hücrenin hacmi azalıyordu. Bu yüzden hücrelerimizin sayısı artıyor idi. Daha sonra bu yığına biz morula adını vermiştik. Hepsi bir blastomer olarak adlandırılıyor. Daha sonra bu hücrelerimiz şöyle sanki bir bilezikmiş gibi içi boş bir yapıyı bürünüyordu. Buna blastula demiştik. Ve bu blastula evresi önemliydi bizim iki açıdan. Neden? Çünkü buradaki hücrelerimiz artık bizim için embriyonik kök hücre olarak adlandırılıyordu. Ve bu evre tutunma evresiydi. Annenin rahmine gelip tutunuyordu demiştik. Ve bir sonraki aşama olarak da gastrula dediğimiz hücre göçleri başlıyordu. Aşağıdan yukarıya doğru yavaş yavaş hücrelerimiz yukarı çıkıyordu ve tabakalaşma bu evredeydi. En içe tekabül eden katmana endo demiştik. En dıştakine ekto demiştik. Aradakilere ise mezoderm demiştik. Ve buralardan hücrelerimiz çeşitli çeşitli farklılaşacaktı. Acaba bu süreçte hangisi gerçekleşmez? Mitoz bölünme gayet de mitozla 2-4 2 üzeri N şeklinde arttığı var. Mayoz bölünme olmaz çünkü mayoz bölünme ergenlikten sonra başlayacak gelişim sürecinde yok. Protein sentezi de pek tabii ki de gerçekleşecektir. Canlıların ortak özelliği olarak buna göre cevabım 1 ve 3 gelecek. Bir sonraki soruda amniyosentez yöntemi gösterilmiş. Ne yapıyorduk amniyosentez şeklinde? Buradaki amniyon sıvısının içindeki hücreleri şırınga ile enjekte ediyorduk ve daha sonra bu amniyon sıvısında kromozom anormalliklerini yapıyorduk. Çünkü karyotip dediğimiz bir belirleme vardı. Bu karyotipten dolayı da biz hatırlayalım metafaz aşamasında mesela 4 hücreli bir 4 kromozomlu bir hücre olsun. Şu şekilde. Tabii bunlar sentrozom da hatırlayalım. Karyotip belirlemesi yapıyorduk merkeze dizildiklerinde. O yüzden kromozomları sayıp bu anormallikleri kontrol edebiliyordum. Gendeki hatalı nükleotit eşlenmeleri yani adenin karşısına timin yerine acaba guanin mi geldi bu? Ve embriyonun uzuvlarındaki, kolundaki, bacağındaki eksiklikleri görüyoruz. E burada 1, 2, 3 olarak karşımıza çıkıyor. Blastula evresi ile ilgili olarak biz buna bilezik demiştik. Bu bilezik ile ilgili hangileri doğrudur? Blastomerlerin blastosöl boşluğunun çevresinde tek sıra halinde dizilmesiyle oluşmuştur. Evet, blastomer bunlar. Blastosöl burası boşluk. Tek sıra halinde dizilmişlerdir. Doğru. Ektoderm, endoderm ve mezoderm embriyonik tabakaları bu evrede oluşur. Hayır, bu evrede oluşmaz. Gastrulasyon dediğimiz evrede oluşuyordu. Burası endo, burası mezo, burası ektoderm idi. Bu evrede hücreler büyümeye başlarlar. Blastula evresinde rahmi tutunacağı için artık büyümeye başlayabilirler diyoruz. Çünkü beslenmeye başlayacak. Embriyonik gelişim ile ilgili hangileri doğrudur? Segmentasyon için ne demiştik? Hızlı mitoz bölünmeler. Bu evrede hücre büyümesi olmaz doğru. Neden? Çünkü henüz neredeyiz biz? Yumurta kanalındayız. Yani henüz kimseden beslenemiyoruz. Bu yüzden küçük küçük hücrelere bölünüyoruz. Morula evresindeki yani hücre yığını şeklindeki hücrelerin kalıtsal özellikleri aynıdır. Doğru çünkü gastrülasyon evresinden sonra başlayacak artık bizim organlaşmamız, aktif bölgelerimizin değişmesi gibi olaylar. İkili blastomerli yani şöyle evrede blastomerlerin ayrılıp ayrı ayrı gelişimi tek yumurta ikizini oluşturur. Doğru. Bu buraya gelip yeni bireyi, bu buraya gelip yeni bireyi oluşturursa tek yumurta ikizi oluşacaktır deriz. Devam edersek yine zigottan morula oluşması aşaması verilmiş. Acaba morula oluşumu sırasında hangilerinin gerçekleşmesiyle açıklanabilir? Hücre büyümesi gerçekleşmeden hücre bölünmesinin gerçekleşmesi doğru. Bu yüzden daha küçük zigot bu kadardı. Daha küçük ama daha fazla hücreye bölünüyorduk. Hücre bölünmesi için gerekli enerji ihtiyacının hücre sitoplazmadaki besinlerle karşılanması doğru. Çünkü henüz
tutunma aşaması göstermedik. Tutunma ne zamandı? Şu evrede, bilezik evresinde, yani blastula evresindeydi. Bu yüzden bunu doğru kabul ettim. Hücre bölünmesinin mitoz ile sağlanması, emayozla sağlanacak hali yok. Tabii ki de mitozla sağlanacak. Buna göre cevabım 1, 2, 3 gelecektir diyoruz. Göbek kordonu ile ilgili olarak hatırlayalım. Göbek kordonumuz neydi? Bu plasenta olsun, bu bebek olsun. Bu göbek kordonu plasentaya bağlıydı. Ve hatırlayalım, göbek kordonunda iki tane atar damar, bir tane toplar damar vardı. Atar damar kime göreydi? Bebeğe göre. Yani biz dedik ki buna bebeğin attığı. Haliyle nedir dedik? Kirlidir dedik. Ve toplar damar bebeğin topladığıdır dedik. Haliyle bebek neyi toplar? Temizi toplar dedik. Buna göre yapısında iki atar damar ve bir toplar damar bulunur. Doğru. Tek yumurta ikizlerinde tek göbek kordonu vardır. Hayır. Tek yumurta ikizleri şöyledir dedik. İki tane var. Tek yok. Yapısında bulunan atar damarlar kirli, toplar damarlar temiz kan taşırlar. Şuralarda da gördüğümüz gibi doğrudur. Buna göre cevabım Denizli 1 ve 3 gelir. Embriyonik gelişim sürecinde acaba hangisi görülmez? DNA replikasyonu, yani interfaz, mitozun bir aşamasıdır, görülür. Kardeş kromatit ayrılması, anafaz, gayet de mitoza ait bir evredir. Homolog kromozom ayrılması, yani şu ve şu yapının birbirinden ayrılması anafazdır, doğru. Ama homolog kromozom yüklemi varsa anafaz birdir ki bu da neye aittir? Mayoz bölünmeye aittir. Ama ben embriyonik gelişimde sadece mitoz yapıyorum. Bu yüzden cevap Ceyhan geliyor diyoruz. Ve bir diğeri, acaba sırasıyla nasıl oluyormuş? Hatırlayalım. Zigotumuz vardı. Daha sonra iki tane blastomer oldu. Daha sonra bu blastomerler gittiler, hücre yığını şekline geldiler. Morula oldu. Daha sonra hücreler içi boş bir halka şeklinde dizildiler. Bunun adına blastula dedik. Ve daha sonra blastuladan sonra hücrelerim yavaş yavaş göç etmeye başladı. Gastrula dediğimiz aşama oluştu. O zaman 1 blastomer olmalı. O zaman 2 morula olmalı. 3 blastula. Şu ikisini karıştırmıyoruz demiştik. Blastomer olayın monomeri mantığı gibidir dedik. Ve en son gastrula gerçekleşiyor dedik. Buna göre 1, 4, 3, 2 şeklinde dizilmesi lazım. Bu da Bursa'ya tekabül eder. Bir sonraki sorum diyor ki bana, bir anne numaralandırılan evrelerin hangisinde röntgen ışınlarına maruz kalırsa kalıtsal bir aksaklığın ortaya çıkması diğerlerine göre daha fazladır. Tabii ki de şu daha fazladır. Çünkü bunda ortaya çıkacak olan otomatik olarak bunlarda da ortaya çıkacaktır. Niye? Çünkü biz mitozla bölünüyoruz. Bölündükçe buradaki sıkıntı diğer hücrelerin hepsine aktarılıyor. Buna göre cevabım Adana gelmeli. Tek yumurta ikizleri ile ilgili ne demiştik tek yumurta ikizlerini? Benim bir tane zigotum var demiştik ve daha sonra mitozla bu bölündü. Bir hücre buraya, bir hücre buraya, bu burada çoğaldı. Bir yavruyu oluşturdu, bu burada çoğaldı, bir yavruyu oluşturdu. İkili blastomerli evredeyken hücrelerin birbirinden ayrılıp ayrı ayrı gelişmesidir. Evet, iki kişi birbirinden ayrılır demiştik. İki farklı yumurta hücresinin iki farklı spermi döllemesi sonucu oluşur. Yanlıştır. Çünkü iki tane yumurtayı iki tane sperm döllerse bu sefer çift yumurta olur. Zaten iki tane yumurta diyoruz. Kalıtsal özellikleri birbirinin aynısıdır. Doğru, çünkü ne yaptık? Biz hep mitozla bölünerek sayımızı arttırdık. Bu yüzden birbirinin kopyasıdır kalıtsal olarak dedik. Buna göre cevabım 1-3 olması gerekir. Bir sonraki sorum, plasental boşluktaki kanda bulunan hangileri daima anneden embriyoya doğru geçmeli ki embriyo normal gelişimini sürdürsün? Tabii ki de anne bebeği beslemeli, tabii ki de anne bebeğe oksijen vermeli. O zaman buna göre 1 ve 4'tür derim. Ama amonyak annenin karaciğerinde üreye dönüşecek, karbondioksit yine anne alacak, yani anne bebeğe vermeyecek ve soluk vermeyle dışarıya verecek. Buraya bakarsak çeşitli zarlar vardı. Hatırlayalım, neydi bu zarlar? Bir koryon vardı. Hatırlayalım, bir allantois vardı. Hatırlayalım, bir amniyon zarı vardı. Ve hatırlayalım, bir vitellus kesesi vardı.
Koryon için dedik ki solunum gazlarının alışverişinden sorumludur. Allantois için atık deposudur. Amniyon için bebeği darbelere karşı korur, kurumasını engeller ve izolasyon yapar dedik. Vitellius ise besin kesesidir dedik. Ve biz de çok da fazla aslında Vitellius gelişmemiştir demiştik. Amniyon, embriyonun içinde yüzdüğü amniyotik sıvıyı kuşatır. Bu sıvı embriyoyu sarsıntı, basınçlara karşı korur. Doğrudur. Hiçbir zaman bebekte kaybolmayan bir sıvıdır. Doğuma kadar kaybolmaz. Vitellius, yani ne dedik? Besin kesesi, besinlerin depolandığı yerdir. Doğru. Koryon solunum gazı olarak görev yapar. Doğru. Buna göre cevabımız E, 1, 2, 3 geldi. Bir diğeri yine meydana gelme sırası. Segmentasyon için ne dedik biz? Hızlı mitoz bölünmelerdir ve ilk aşamadır dedik. İkinci aşama olarak ne olacaktır dedik? Tabakalaşma meydana gelecek. Gastrülasyonda ilk bağırsak açıklığı dediğimiz şuradaki açıklık oluşuyordu. İki bu ve artık bu farklılaşanlar organlaşmaya başlayacaklar dedik. Bu da 3 olacaktır. O zaman 3, 1, 2 şeklinde D gelecektir cevabı. Embriyonik gelişim sürecinde acaba hangileri görülür? Apoptozis neydi? Programlanmış hücre ölümleri. Programlanmış hücre ölümleri. Parmaklar arası perdemizin yok olması mesela buydu. Evet, gerçekleşiyor anne karnında. Farklılaşma, evet, ne demiştik? Bu benim bir hücremin DNA'sı, bu da bir diğer hücremin DNA'sı. Burası aktif olduğu için saç, burası aktif olduğu için göz oluyor demiştik. Mitoz zaten mitozla bölünerek sayısını arttırıp büyüyecek. O yüzden hepsi de görülür dedik. Ve bir diğer sorum. Doku ve organ oluşumu mitoz ve mayoz bölünmelerle meydana gelir. Külliyen yanlış, çünkü mayoz bölünmeyle meydana gelmiyor, mitozla geliyor. Aslında şekli çok da fazla irdelememize gerek bile kalmayan basit bir soruymuş. Evet arkadaşlar, bugünkü anlatacaklarım bu kadar. Lütfen bol bol soru çözelim. Embriyonik gelişimde, tabakalaşmalarda ve aynı zamanda dişi ve erkek üreme sistemlerinde bol bol soru çözelim. Kendinize iyi bakın.